TV Net'e hem de İstanbul'a hoş geldiniz. Kahraman Kazan biz Kahraman Kazanı aslında 15 Temmuz darbe girişiminde sergilediği o direnişle tanıdık. Zaten tanınan bir ilçemizdi ama 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bütün Türkiye'nin yakından tanıdığı bir ilçe haline evet. geldi. Siz de yaklaşık 3,5 yıldır Kahraman Kazanda belediye başkanı olarak görevdesiniz. İlerleyen dakikalarda elbette neler yaptığınızı konuşacağız ama son günlerde Ankara gazete manşetlerini e, süsleyen bir konuyla gündemde Ankara Belediye Başkanı e, Mansur Yavaş'ın e, bir su zammını, e, su indirimini düzeltiyorum özür dilerim. <laughs> Protesto amacıyla e, ihtiyaç, yardımları, ihtiyaç sahiplerine yardımı kesmesiyle gündemde ve adres olarak da AK Partili belediyelere buyurun gidin e, diyerek yaptığı bir açıklama. Hatta bir mesaj var mesajı da birazdan paylaşırım yeri gelirse. Nedir bu olayın muhteviyatı? Sizden dinleyelim. Nurdan Hanım olay şu. Yani e, sosyal belediyecilik konusunda 1994'ten beri bizim mensubu bulunduğumuz siyasi hareket aslında. işte Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da, Elif Bey'in Ankara'da yaptığı sosyal belediyecilik çalışmalarını e, Mansur Bey göreve geldikten sonra e, yani farklı bir şekilde vatandaşa sundu. Sunmaya başladı. Ve e, kamuoyuna da işte e, şunları 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 biz yapıyoruz hatta et yardımı yapıyorum şunu hı -hı. yapıyorum bunu yapıyorum şeklinde. Biz de zaten mecliste Mansur Bey'in yaptı bu sosyal yardımlar konusunda kendisinin önüne baştık. Vatandaşımızın faydasına olacak her konuda da mecliste hep kabul oyu verdik. Yalnız geçen sene Haziran ayında Sayın Mansur Yavaş e, kendi başkanlık yazısıyla ASKİ Yönetim Kurulu kararını getirdi meclise ve kademeli su zammını gündeme getirdi. Zammı gündeme taşıyan Sayın Mansur Yavaş'ın kendisidir. Hı hı e, bu gündeme geldi mecliste. AK Parti grubu olarak ve MHP grubu olarak dedik ki biz de ya bu bak çok e, vatandaşın aleyhine bir durum söz konusu bunu bir daha değerlendirin. Biz bunu dört defa erteledik e, Nurdan Hanım. Biz bunu dört defa erteledik. zam istemedik. Ama bunlar o kadar çok ısrar ettiler ki madem ki istiyorsunuz son şeyde açtık onlara. Buyurun o kadar Hı -hı. hevesliyseniz yapın bu zam mı dedik. AK Parti ve MHP grubu çekimser kaldı. Suya e, kademeli zam mı İYİ Parti ve CHP'li meclis üyeleri kabul etti. Aradan bir sene geçti. Bu kadar zaman geçtikten sonra vatandaşın bu zamlardan canı yandı. Mansur Bey o zaman dediydi ki Ankaralı'nın %90 %90'ı bu kademeli zamdan etkilenmeyecek. Ama geldiğimiz nokta ne? Ankara'nın %90 Ankara'nın %100'ü bu kademeli zamdan etkileniyor. etkileniyor. Hı -hı. Biz de AK Parti ve MHP grubu olarak bir önerge verdik. Su faturalarında %50 indirime gidilsin dedik. Meclise kabul ettik biz bunu. Yine İyi Parti ve CHP hayır oyu verdi indirime. MHP ve AK Parti grubu evet oyu verdi. Mansur Bey bunu veto etti. Yani meclise iade etti. Hı. Meclis bunu tekrar kabul etti. Sonra Mansur Bey bunu e, idari idare mahkemeye taşıdı. Yürütmeyi durdurma istemiyle. Ama arkasından çok enteresan bir şey oldu Nurdan Hanım. Sosyal yardımları kestiğini açıkladı Mansur Yavaş. Yani bu kadar dedi suya indirim olursa ben bu sosyal yardımları kesiyorum. Yahu daha su faturalarına yansıyan herhangi bir tahakkuk söz konusu değil. Gelirlerinden herhangi bir indirim söz konusu değil. Üstüne üstlük bu ayki bu ayki e, hazineden gelen ya, e, destekleri bütün belediyeler için %60 artırmıştır İller Bankası. Buna rağmen? Buna rağmen bu yardımları kestiğini açıklıyor. Biz de dedik ki vatandaş bizim emanetimiz, hı hı. vatandaş bizim baş tacımız. Siz madem ki sosyal yardım olan vatandaşları ilk engelde gözden çıkartıyorsunuz. Biz de AK Partili belediyeler olarak vatandaşın sayesinde var olmuş bir siyasi hareket olarak vatandaşı aldık başımız gözümüz üstüne onların sosyal yardımlarının tamamını Allah nasip ederse yine AK Partili belediyeler yapacak. Ha bunu da şunu şunu da söyleyeyim. Bu sosyal yardımları biz zaten yapıyoruz. Büyükşehir belediyesine ismini yazdırıp oradan yardım alan vatandaşlarımızı biz mağdur etmemek için onları da kendi listemize ekliyoruz. Biz et yardımı veriyoruz. Biz kömür yardımı veriyoruz. Biz doğalgaz yardımı veriyoruz. Kırtasiye yardımı veriyoruz. Tarımsal hibeler veriyoruz. Büyükşehir de veriyordu. Ama Büyükşehir artık kendi payına o yardımları vermeyeceğini tamam, söyledi. Ben, ben kendi ilçemde 3 bin, 3 vatandaşıma yardım ediyorum. <laughs> büyükşehir ilçemde kaç kişiye yardım ediyor örnek veriyorum. Bin kişi. O bin kişiyi mağdur etmeyeceğiz. O bin kişiyi de alacağız. Ankara'daki bütün AK Partili belediyeler Büyükşehir'in sırtından attığı kaç tane vatandaş varsa Allah'ın izniyle o vatandaşların sosyal yardımlarını Verecektir. Vatandaşlara gönderilen bir SMS de var bir kısa evet. mesaj. Ve direkt mesajda sizin isminiz veriliyor. İzleyicilerimiz için de bir okuyayım o mesajı. Buyurun. Değerli hemşerimiz, Büyükşehir Meclisi'nde AK Parti üyelerin yasa dışı aldığı kararla su ücretleri indirilmiştir. Ankara'nın susuz kalmaması için belediye bütçesinden askıya para aktarmak zorunda kalacağımızdan dolayı her ay düzenli olarak yapılan et desteğiyle kömür ve tohum desteğini ertelemek zorunda kalmıştık. Kahraman Kazan Belediye Başkanı Sayın Serhat Oğuz vatandaşlara destekleri kendilerinin vereceklerini açıkladı. Kendilerine teşekkür ederiz. Bu ayki et, kömür ve tohum desteğini kendilerinden talep etmenizi rica ederiz. Ben de Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyorum. Ben de Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyorum bu vesileyle. Hı hı. Vatandaşa kendisinin gerçekten yanında duran Belediye başkanlarının isimlerini tek tek vatandaşa o mesajla hatırlattığı için. Sizden başka AK Partili belediye başkanının ismi geçiyor mu? Var AK mı? Partili e, belediye başkanlarımızın ismini yazarak ilçelerine göre bu mesajları güncelleyip Her yapmışlar. Her ilçeye evet. AK Partili belediye ismini yazarak Belediye Başkanı Süleyman Hacan'ın ismini verip Kızıcaman'da da onu atıyor. Tekrar en altını çiziyorum. Ben de Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum. Vatandaşın yanında kimlerin duracağını, hangi belediye başkanlarının duracağını hı hı. vatandaşımıza tekrar hatırlattığı için. Vatandaş da kendisini unutanları ve kendisini hatırlayanları inşallah vakti gelince gösterecek. Nasıl dönüşler alıyorsunuz o gün bugündür bu mesaj gittiğinden beri? Ya vatandaşlara... Bir kere şu yani 25 tane ilçede konser düzenleyen bir büyükşehir belediyesi var. Niçin konserleri iptal etmedi de bizim yardımlarımızı kesiyor? Vatandaş bunları soruyor soruyorsan yavaşa. E, tanıtımla ilgili, sosyal medya ile ilgili çok ciddi bir miktarda bütçelerden bahsediliyor. Hı hı. Niçin o bütçelerden vazgeçilmiyor da vatandaşın e, sosyal yardımlarından vazgeçiliyor? Artı, şunu da söyleyeyim size, bütün ilçe belediyelerinin bütçesini alt alta dizin, Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin yarısı kadar bile etmiyor. Bu kadar büyük bir bütçeye hükmeden Mansur Yavaş, sosyal yardımları gözden çıkarmakla aslında vatandaşla arasındaki duvarları daha da yükseltmiş oldu. Ayrıca şunu söyleyeyim. Bakın liderlik nedir biliyor musunuz Nurdan Hanım? Türkiye'mizi 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız yönetiyor. Nice krizler yaşadık değil mi? Evet. Nice sıkıntılar yaşadık. Petrol fiyatları, gaz fiyatları, dünyadaki savaşlar, ekonomik dengeler. Ya Sayın Cumhurbaşkanımız bir günden bir güne vatandaşın sosyal yardımlarını kesti mi ya? Kesti mi? Liderlik ilk engelde vatandaşı sırtından atmak değildir. Liderlik, başkanlık bütün engellere rağmen bütün her şeye rağmen vatandaşı sırtında sonuna kadar taşıyabilmektir. Benim liderim dünya lideri. Bütün engellere rağmen bakın memurların yükünü sırtına hı hı. aldı mı? Aldı. Esnafın aldı mı? Aldı. Öğrencileri aldı mı? Aldı. Velev ki yani sayın e, Mansur Yavaş velev ki bu zihniyetle bakın bir evvel yukarıya çıksa demek ki ilk karşılaşacağı engelde diyecek ki kusura bakmayın ben bu engelleri veremiyorum. Diyecek. Ben bu yardımları veremiyorum diyecek Sayın Yalçın. Peki şimdi dönelim. Ee, Kahraman Kazan Belediye Başkanı olarak sizin son 3,5 yılda ilçeye kattıklarınıza İlçenin vizyonuna dair neler yaptınız? Bunları konuşalım. 31 Mart 2019'da göreve evet. geldiniz. Yaklaşık 3,5 yıl oldu. 4 yıla doğru ilerliyorsunuz zemin adımlarla daim olsun inşallah. Neler oldu göreve geldiğinizden bu yana? Zaten AK Partili bir belediyedeydik. 2004 yılından bu evet. yana Kahraman Kazan. E, belediyecilik anlayışı zaten ortada AK Partisinin Bunu anlatmaya tekrar tekrar gerek yok. Neler değişti 3,5 yılda? Nasıl bir vizyonla ilerliyorsunuz? Biz e, Kahraman Kazan'da AK Parti'mizin dördüncü e, dönemiyiz. Hamdolsun 2004 yılında e, önceki dönem belediye başkanımız Lokman Bey ile birlikte Kahraman Kazan AK Parti belediyeciliği ile tanışmış. O günden bugüne AK Parti'nin gelişim trendi hep devam ediyor. Bugün geldiğimiz noktada Kahraman Kazan Türkiye'nin yerli ve milli projelerin gerçekleşme üssü haline dönüşmüştür. Milli Muharip Savaş uçağı kazanda üretilmektedir. Atak helikopteri kazanda üretilmektedir. Evet, savunma sanayinde merkez haline gelmiş. Merkez derdeyiz. haline gelmiş. Evet. Uzay Havacılık Organize Sanayi Bölgesi kahraman kazanındır. Üstelik bir de 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye'de gösterilen e, kahramanlık destanının Hı -hı. sembolleşen ilçesi olmuştur. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bakın biz Türkiye'de e, geçmişten ilham alarak, Cumhurbaşkanımızın koyduğu yerel yönetimler vizyonuna uygun olarak... Gönül Belediyeciliği'ni hayata geçiriyoruz. Kazan Belnet isimli bir şirket kurduk ee, Nurdan Hanım. Türkiye'de tektir örneği yoktur. İnternet evet. erişimi, altyapı lisansına sahip bir belediyeyiz biz. 5000 tane abonesi olan bir şirkettir. Neden önemli bu? <laughs> Vatandaşlarımıza ucuz internet hizmeti sunuyoruz. Artı istihdam imkanı sağlıyoruz. Bu Türkiye'de tektir. Sadece bunun lisansı bugün 5 milyon dolardır ee, Nurdan Hanım. Ankara'ya da internet veriyoruz. Buraya da internet verebiliriz mesela. <laughs> Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Ulaştırma Bakanımızdan, AK Parti Ankara İl Başkanım Sayın Hakan Özcan'dan teşekkür ediyorum. Hı hı. Bir ekibiz biz. Bir bütün halinde Cumhurbaşkanımızın vizyonunu hayata geçirmek üzere mücadele ediyoruz. Kazan bel, bel betonu kurduk. Ben size çok fazla bunların detaylarına boğmak istemem ama şunu söyleyeyim. İstanbul'dayız. İstanbul'da bir karşılaştırma yapayım size. İstanbul'da Sayın Ekrem İmamoğlu 550 dönümlük araziyi Tarımsal destekle ektirmiş, Türkiye'yi tarımda dışa bağımlıktan kurtaracağız diyor Sayın İmamoğlu. Ben de diyorum ki 550 dönümle Sayın Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi tarımda dışa bağımlıktan kurtarıyor ya, Kahraman Kazan Belediyesi tek başına 8 bin dönüm arazi ektirmiştir. Ekrem Bey'in 15 katı. Bir gıda kent evet. ayrıca değil mi Kahraman Tabii ki. Kazan? Doğru biliyorum. Tabii tarım yönü de güçlüdür, hı hı. sanayi yönü de güçlüdür Kahraman Kazan'ımızın. Yani küçük işler küçük bir belediyeyiz ama yaptığımız Türkiye'de pek çok ilki gerçekleştirdik. İlk mazot desteğini veren belediye biziz. Hı hı. İlk mazot desteği. Bakın öğrencilere burs. CHP bir şikayet neticesine kaldırmıştı. 630 tane öğrenciye burs veriyoruz biz. Siz eğitim sizin için çok farklı. Çünkü bir de öğretmensiniz öğretmen, aynı ha, evet, zamanda. Edebiyat ki. mezunusunuz. Eğitimin çeşitli kademelerinde görev yaptınız. Okul müdürü olarak, öğretmen olarak, milli eğitimde çalıştınız. Eğitim alanında peki neler yapıyorsunuz? Oradan devam edelim. Öğrencilere burs veriyoruz. Yani 632 bu sene göreve geldiğimden beri 2019'dan beri öğrencilere burs veriyoruz Nurlan Hanım biz bu sene de 630 öğrencimizde mahalle kültür evleri açıyoruz hı hı. öğrencilere burada istedikleri bütün derslerden kurslar veriyoruz bütün derslerden Türkçe matematik tarih coğrafya bütün derslerden okullarımıza kırtasiye desteklerimiz var kıyafet desteklerimiz var eğitim öğretim materyalleri sunuyoruz öğrencilerimize bakın işte ekranlarda gördüğünüz millet bahçemiz var Ankara'nın en büyük millet bahçelerinden evet. birisidir ve 200 dönümlük bir araziye kurulmuştur. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a da şükranlarımı sunuyorum. Hı hı. Allah razı olsun. Ee, yani burası hizmete girdi şu anda. Resmi açılışını henüz yapmadık ama vatandaşlarımız hı hı. gezmeye başladılar. Ee, 7500 tane yetişmiş ağacın olduğu bir mekandır burası e, Nurdan Hanım. Gençlerimiz için sosyal donatılar var içerisinde. Restoranlar, kafeler, e, millet kütüphanesi, millet kıraathanesi, e, sky parkı, koşu pisti. Bisiklet yolları şey aynıleşen bir yer. İstihdamdan bahsettiniz. Kahraman Kazan Başkent'in aynı zamanda sanayi merkezlerinden evet. bir tanesi ve siz göreve geldiğinizde Kahraman Kazanda kimse işsiz kalmayacak diyordunuz. Birçok istihdam projesine de imza attınız. Şu anda durum ne? Pandemide bile insanları iş sahibi yaptınız. İşsizlere işi kim bulacak dedik. Yani Kazan Hı -hı. İstihdam Merkezi ve gerçekten de öyle. Kazanda kayıtlı 6200 tane küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler var. O Hı -hı. işletmelerle koordine halindeyiz. Ve bugüne kadar biz yaklaşık 3.000-3.500 tane vatandaşımızı bir işe yerleştirdik. İşe yerleştirdik yönlendirme değil Nuzan Hanım. Bir işe yerleştirdik. Yani iş sahibi yaptık onları. Burada da yine eğitimci kimliğiniz ön plana çıkıyor. Önce evet. kurs sonra, sonra eğitim sonra iş özür diliyorum. 58 bin nüfuslu şu anda değil mi evet, Kahraman evet. Kazan? Ancak sirkülasyon çok ve anlattıklarınızın anladığım kadarıyla geleceğe de parlak. Türkiye'nin en büyük uzay havacılık organize sanayi bölgesi e, kuruluyordu. E, ne, ne durumda şu hızlı anda? Hızlı bir şekilde kademe kademe kuruluyor, hizmet Hı -hı. açılıyor. Ee, sanayi Bakanımız geldi, bir birimini hizmete açtı orada ve hızlı bir şekilde bu yapılaşma devam ediyor. HAP. Ve bir taraftan da genişliyor. Hı -hı. Geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanımız hava 2,5 milyon metrekarelik bir alan daha ilave etti ve bununla e, ilgili bir kamulaştırma kararı aldı. Yine milli bir projeye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor Kahraman Kazan. Tusaş gibi halk evet. gibi yeni bir proje geliyor Kahraman Kazana. Söylemeyecek miyiz bunu? Ee, Büyüklerimiz <laughs> söylerler yine yerli ve milli bir projenin merkez üssü Kahraman Kazan olacak. Yakında göreceğiz o evet. zaman. Şöyle bir e, şeyin anekdodu ulaştım. Ankara'da gelir bütçesini en fazla artıran ilçe evet. Kahraman Kazan. Evet. Nasıl oluyor bu? Ya şöyle Kahraman kazanın kaynaklarını yine kazana döndürüyoruz. Hani vaktimiz çok sınırlı olduğu için anlatamıyorum. Hı hı. Belediyemizin gelirlerini artırıcı bir takım tedbirler alırsanız e, gelir bütçenizi de doğal olarak %62 gibi bir oranla artırmış olursunuz hı hı. gider bütçesi artırması kolaydır yazarsınız 500 milyon 1 milyar 1-2 milyar ama hı hı. sonuçta bütçe açığını fazla vermemeniz lazım gelir bütçesini de belediye gelir getirici bir takım adımlarla yükseltmeniz gerekiyor. Hı hı. Bir de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı bir ata tohumu projesi var. Kahraman Kazan Belediyesi olarak bu projeye nasıl katkıda bulunuyorsunuz? tohumu seraları kurduk, köylerden atatohumlarını topladık. Kurduğumuz seralarda bunları yetiştirdik ve ondan sonra da bunları çiftçilerimize ücretsiz bir şekilde dağıttık. Hı hı. Tarımsal hibeler konusunda çok iddialıyız. Evet, yine ilk mazot desteğini de siz vermiştiniz evet. zaten başlarken söylemiştiniz Türkiye'de. Esnafa evet. nakdi destek konusuna yine aynı şekilde. Evet pandemi döneminde ilçe sınıfına bin lira nakdi destekte bulundunuz. Halk Ekmek Satış Merkezi'ni hizmete açtınız. Bunun dışında bir de dikkatimi çeken birinci sınıf ilçe statüsü. Nasıl evet. oldu evet. bu? 3 Ağustos 2022 itibariyle resmi gazetede to to yayınlanan. Toplumun her ikisiyle hitap eden projelerimiz var. Hı hı. Engelsiz kafeyi görüyorsunuz şu anda ekranlarda. bakın hı hı. Engelli, engelli çocuklarımız için kurduk burayı ve onlara teslim ettik. Onlar çalıştırıyor. Parayı onlar kazanıyor. Hizmeti onlar veriyor. Bir işleri var. Engelli çocuklarımız, evet. yaşlılarımız, kadınlarımız, çocuklarımız, toplumun her kesimine kucaklayan projelerimiz var. Gelir dediniz, gelirlerimizi Hı -hı. artırıyoruz. İşsizlik dediniz, çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ve bütün bunlar işte resmi gazetede geçtiğimiz Ağustos ayında yayınlandı ve 3 Ağustos 2002'de yayınlanan resmi gazetedeki bir yazıyla birlikte gelirler tebliğiyle Hı -hı. Kahraman Kazan... İkinci sınıf ilçeydi evet. bugüne kadar şimdi artık birinci sınıf birinci ilçe sınıf. oldu. Hani öğrencilerin karnesi olur ya Nurdan Hanım. Yıldızlı pekirlerini görürsünüz. Aa başarılıymış. Bakın Kahraman Kazan Türkiye'nin en gelişmiş sosyoekonomik gelişmişlik endeksi ki bu çok objektiftir. Bütün Hı -hı. belediye buna itibar eder. Bin tane belediye içerisinden Kahraman Kazan Türkiye'nin en gelişmiş 74. belediyesidir. Ankara'da 25 ilçe içerisinde SEGE verilerine göre söylüyorum Hı -hı. en gelişmiş 6. ilçesidir. Yani Kahraman Kazan 58 bin nüfuslu bir ilçedir. Evet doğru ama özgür ağırlığı çok yüksek bir ilçedir evet. Kahraman Kazan. Gündüz nüfusumuz 150 bini, 130, 150 bini bulmaktadır. Yani 58 binin üzerine çıkan bir nüfus var öyleyse. Aynen öyle. Hı -hı. Bakın Büyükşehir Belediyesi de Kahraman Kazan'da işte bazı hizmetleri getiriyor. Allah razı olsun yaptığı hizmetler için. Halk ekmek konusunda yetersiz kaldı. Büyükşehir'in hizmetteki açıkladığını Kahraman Kazan Belediyesi tamamlıyor biliyor musunuz? Ama Bakınız benim bütçem bu sene 357 milyon ek bütçeyle birlikte. Hı hı. Ankara Büyükşehir ne kadar? 30 milyar. Benim kaç katım? 66 katım. Hı hı. Benim 60 kat büyüğüm de bir belediyenin Büyükşehir Belediyesi'nin açıklarını karavan Kazan Belediyesi kapatıyor. Merkezde ben 15 bin tane asfalt attım. Büyükşehir Belediyesi daha merkezde asfalt atamadı bu sene. Halk ekmekleri yetersiz geliyordu ve halk ekmek göfesi kurduk. Büyükşehir'in sattığı fiyattan biz de vatandaşımıza ekmek satıyoruz. Büyükşehir'in açlığını kapatıyoruz. Bakın ben kendi ilçemde fide destekleri veriyorum. Büyük 4 misli, 5 misli fide desteği veriyorum kendi vatandaşıma. Yani bu işler bütçe meselesi değil. Evet. Bu işler niyet meselesi bunlar e, Nurdan Hanım. Vatandaşa hizmet etmek isterseniz hiçbir şey size engel olamaz. Evet doğru. Peki teşekkür ediyorum Sayın Serhat Oğuz. Var mı sizin eklemek istediğiniz benim atladığım? Vallahi biz 2023'e giden yolda istedim. Cumhurbaşkanımızın hizmet aşkıyla ortak olmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında siyaset yapmaktan gurur duyuyoruz. Bakın adı Cumhurbaşkanlığına geçen adayların kaç tanesi televizyon ekranına çıkıp konuşabiliyor? Bir bakın. Sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşın karşısına çıktıkça kazanan bir lider. Sayın Cumhurbaşkanımız televizyonlara çıkıp vatandaşlık bütünleştikçe kazanan bir lider. Ama bakın adı soyadı geçen Cumhurbaşkanlığına kimler varsa ekranlardan kaçıyorlar, vatandaşlardan kaçıyorlar. Ama 2023'ten kaçamayacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımız yine güçlü bir şekilde kazanacak. Biz de bu hizmet aşkımızla inşallah 2024'te de emaneten vatandaşın birilerine verdiği kaleleri birer birer alacağız. Peki başarılarınız daim olsun diyelim Allah razı olsun. o zaman. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız diyorum. için sağ olun. Gündüz Kuşağı'nın ilk bölümünde Ankara'nın Kahraman Kazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u ağırladık. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bir süre daha misafirimiz olacak şimdi stüdyomuzda. Ardından kendisini uğurlayacağız. Devam edelim. Kapadokya'da iki turistin öldüğü balon kazası sonrası soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında balon pilotu tutuklandı. Nevşehir, Kapadokya'daki bir sıcak hava balonu sert rüzgar nedeniyle iniş yapmıştı. O sırada meydana gelen kazanın ardından iki turist ölmüş, üç turist de yaralanmıştı. Kazanın ardından gözaltına alınan sıcak hava balonu pilotunun jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Nevşehir Adliyesi'ne sevk edilen pilot nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Çanakkale'de sağlık alanında bir ilke imza atıldı. 66 yaşındaki Nesibe Işık'ta ilk kez uygulanan mini perk yöntemiyle böbrek ameliyatı yapıldı. Işık'ın sol böbreğini kaplayan taş parçası yaklaşık 100 parçaya bölünerek çıkarıldı. Geyik boynuzu dev böbrek taşı 100 parçaya bölünerek çıkarıldı. Gördüm. Ev temeli yapacak. Allah razı olsun hocamıza.